Söz vereceğimi söylemiştim. Kıymetli Türkmen alimi Berdi Sarıyev'i davet ediyorum. Hocam buyurun. Sayın Divan, sayın dinleyenler, değerli misafirler. Size ilk olarak zamanınızı aldığımdan dolayı çok özür diliyorum ve iki dakika bir konuşmak istiyorum. Neden konuşmak istiyorum? İlk önce bir faciadan söz açmak istiyorum. Maden faciasında kaybettiğimiz bütün basımız sağ olsun ve vefat edenlere de ailelerine de başsağlığını diliyorum. Bunun bağlantısı olabilir mi? Bağlantısı mutlaka olacaktır. Çünkü benim konum veya söyleyecek cümlem düşünce hakkında. Düşünce hakkında, ama ben bunu kullanmayacağım, artık zamanım geçecek. Düşünce hakkında şunu söylemek istiyorum. Buradan bir tarafında ölüm, diğer tarafında da sandalyede yatırılan bir madenci çizmemi çıkarayım mı diyebilen Türk'ün bir düşüncesi var. Ben de bir düşünceyle karşınıza geliyorum. 18. yüzyılda Türkmenlerin bir evden iki bilgini çıkardığını söylemek istiyorum. Hocamız da söyledi. Devlet Mehmet Azadi ve Mahdum Kulu. Türkmenler 18. yüzyılda bir çadırdan, Türkmen çadırından iki bilgeni çıkarmışlar. Onlar şimdi bugün Türkmenistan'da ayrı bir üniversite olarak yaşıyor. Birisi Mahdum Kulu adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi, diğeri Devlet Mehmet Azadi adındaki Diller Üniversitesi. Bu Türkmen'in atakesbi oğlu halal, baba mesleği oğlu helaldir. 18. yüzyılda 3 sene yatırlayın bir çocuğunu gönderebilen baba var. Devlet Mehmet Azadi. Ve yurt dışına gidip 3 tane orada eğitim görüyor. Hiva'nın Şirgazi Medresesi'nde. Böylece bizim karşımıza Devlet Mehmet Azadi ve Mahdum Kulu çıkıyor. Bilge olarak ortaya çıkıyor. Ve hangi konuyu ele almamışlar? Bütün konulardan her şeyi söyleyebilirim. Ama ben iki cümle söylemek istiyorum. Birisi, Türkmenler bağlasa bir yere bili, Burdar Gulzumu Derya'ya nili, Çeke yomut göklen yazar alili, bir devlete kulluk etsek beşimiz. Beş Türk boyunu sayıyor ve bir devlete hizmet edelim diyor. Bugün Türkmenistan'ın bayrağı beş o boyların hali motifleriyle süsleniyor. İkinci bir söyleyeceğim de, sayın hocam da dedi biraz şey konusunda, inanç konusunda şöyle diyor. Biraz şeylerde, bilimsel araştırmalarda da geçiyor. Ben onu şiire göre seçtim ve inanç kodunu Mahdum Kulu şunu söylüyor. Allah'ı unutmak aklın kaybolmasıdır. Akıl insandır. Akıl Allah'ı unutmayan insandır. Dünya malına meyletmeyen insandır. Allah'a sıdkle sığınan insandır. Nefse uymayan insandır. İyi ve kötüyü seçebilen insandır. Rahman'ı unutmayan insandır. Şeytanı uyandırmayan insandır. Bu şiir ama şema olarak sizin karşınıza çıkıyor. İkinci bir, Mahdum Kulu'nun babasından bir örnek vermek istiyorum. Zekatın bilimsel yönüne ve zekatın kültür yönüne. Buna da dikkat çekeyim. Ondan sonra hemen bitiriyorum. Devlet Mehmet Azadi'nin kendi söylediği 21 çeşit zekattan söz açıyor ve dikkat. İstesen ilmin zekatın hem diye, bilimin de zekatını söyleyeyim. Talim vermek durur öğrenciye. Talim vermektir öğrenciye. İlmin zekatı budur diye Mahdum Kulu'nun babası 18. yüzyılda söylüyor. İkinci, kültür tarafını söylüyor. Hem dahi evler zekati ey uya, yağını getirmek durur mihman öye. Eve misafir getirirseniz bu da sizin zekatınızdır.
diyerek şeyini biliyor. En son olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün çok bir bilgeler zirvesinde karşı karşıya şu tarafta yabancı ülkeden bütün bilim adamları, şu tarafta da Türkmenler. Yabancı ülkeden 21. yüzyılda Amerika'dan Profesör Doktor Lakoff çıkıp düşünceler kesici aletlerdir diyor. Çok güzel, kabul ediyoruz. Ama burada 18. yüzyıldan Mahtum Kulu da çıkarak dikkat, bütün düşünceler değil, akıl kesici alettir. Bugün Türklerde keskin sözcüğü de yaşıyor, akılla da kesiyorlar. Bunun da örnekleri var. Hepsini sizin çantanıza koymaya çalıştım. Araştırmalarım vardı burada. Zamanınız aldığından dolayı çok özür dilerim. Evet, Berdi Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bilgeler Zirvesi'nin ruhuna çok uygun bir son konuşma oldu.